Efendim Olay TV kapandı, Kızılca kıyamet koptu, herkes eteğindeki taşları dökmeye başladı. Herkese de bir şekilde inanıldı. İnanılmayan tek kişi Cavit Çağlar oldu. Yani kanalın sahibi. Bana göre inanılması gereken tek kişi o. Adam çıktı açıklama yaptı. Dedi ki yıllarca bu ülkede siyaset yaptım. HDP'nin kanalını kuracak konumda birisi değil. Benim kendime ait bir çevrem var. Bir inancım var bir duygum var, bir düşüncem var. Kurmuş olduğum kanalda sabahtan akşama kadar terör propagandasının yapılmasını içime sindiremedim kardeşim. Onun için de kanalımı kapatıyorum dedi. Biz hepimiz döndük tamam dedik. Sıkıntı yok. Sonra Olay TV'de Nevşin Mengü belirmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la yapmış olduğu görüşmede bile ya bu ne ki dedi. 5 dakika ancak görüşebildi. Yani benim dediklerim birebirini söyledi de biraz naifleştirdi o cümleyi. Çıktısıyla girdisiyle 5 dakikalık bir şey dedi yani. Bu tavrından dolayı Nevşin Mengü medyada dışlanmıştı. Hiçbir yerde tutulamadı. Çünkü yapmış olduğu habercilik değil, provokatörlüktü. Bunu gazetecilik yapan herkes söyler. Sen haber sunuyorsan haberi okursun, spikersin bir program yapıyorsan kendi fikrini orada beyan edersin. Orada bir beis yok, bir sıkıntı yok. Ya da yazarlık yapıyorsan istediğini yazmakta serbestsin. Bunda da bir sıkıntı yok. Ama haber sunuyorsa bülteni okumak zorundasın. Zaten Türkiye bundan dolayı Fox TV'ye tepki gösteriyor. Ha bu noktada Fatih Portakal'ın uslubu vardı, bir tavrı vardı yani. Yani haber bültenini okumak başkadır, her bültenden sonra çıkıp fikir beyan etmek çok başka bir şeydir. Bundan dolayı da çok fazla takdir edilen, sevilen, sayılan kişiler değildir. Nihayetinde Fatih Portakal yorulduğunu söyleyerek çekildi, değil mi? Sürekli tehdit edilmekten, hakarete uğramaktan yoruldum, bırakıyorum dedi. Doğru olan buydu, değil mi? Şimdi Fatih Portakal'ın halktan tepki aldığını hepimiz biliyoruz. Bununla ilgili Nevşin Mengün'ün dışlandığını da biliyoruz. Ama buna rağmen Cavit Çağlar sesini çıkarmadan kendi televizyonunun ekibini kurması için Süleyman Sarılar'a yetki verdi. Dedi ki kimi alırsan, kimle çalışmak istersen sadece ve sadece istediğim tarafsız olmak. Cavit Çağlar'ın televizyonu kurarken ilk demeci buydu. Gelelim televizyon çalışanlarının yapmış olduğu açıklamalara televizyonun kapandığı gün Nevşin Mengü yine ekranlara çıktı. Bugün Cuma dedi. Yeni bir haber bülteniyle karşınızdayız. Aslına bakarsanız haber yok dedi. Çünkü bugün kapanıyoruz. Buraya dikkat. Genel yayın yönetmenimiz Süleyman Sarılar benim konuğum dedi. Ben yıllarca gazetecilik yaptım. Benim genel yayın yönetmenim Zafer Mutlu'ydu. Genel yayın yönetmenime Zafer ne haber deme lüksüm olamaz ya. Nevşin Mengü diyor ki Süleyman nedir buradaki mesele? Bu konuşmayı kendi kardeşim Süleyman'la yapamıyorum yani. Kapalı kapılar ardında var ama ekranlarda onu yapamıyoruz yani. Süleyman nedir bu olay? Süleyman sarılarda oturmuş bu milleti kekleyen açıklamalar yapıyor. Çok baskı yedik. Baskıyı kuranlar malum. Susturulmaya çalışıldık. Laki Cavit Çağlar'la sermaye ortağı olan Hüseyin Köksal yayına müdahale edildiği için yok dedi. Cavit Çağlar benle Hüseyin Köksal'a geldi dedi ki arkadaşlar ben çok yoğun baskı altındayım. Ben bu yoğun baskı altına daha fazla dayanamıyorum. Onun için çekilmek zorundayım. Büyük bir olasılıkla Hüseyin Köksal bir çıkış arayıp yeni bir isim ve yeni bir kanalla tekrar bu halkın huzuruna çıkacaktır dedi. Bu cümleleri kullandıktan sonra da Türkiye'de basın özgürlüğü yok dedi. Sonra çalışanlar stüdyoya doluştular. Malum alkış kıyamet. Neyi alkışlıyorsunuz? Başarısızlığınızı mı? Ya bir patron düşünün. Kanalını getirip sizin hizmetinize sunuyor. Getiriyor diyor ki kardeşim gelin beraber oturalım. Tarafsız yayıncılık yapıp siz ekmek yiyin. Ben de Türkiye'de gazetecilik yapayım. Siz çıkıyorsunuz tarafsızlık adı altında bu ülkenin yüzde elli ikisinin takdirini almış bir toplumu aşağılayan yayınlar yapıyorsunuz. Hanımefendi çıkıp bu millete parmak sallıyor. E sonra da adam dönüp diyor ki kardeşim ben bu toplumun karşısına bu şekilde çıkmak istemiyorum. Kanalımı kapatıyorum. Hoppa baskı yedik. Kim yaptı? Söylemeye gerek yok. Belli. Kim? AK yaptı. AK Parti mi yaptı? Yani Olay TV AK Parti mi kapattı? Peki. AK Parti kapattı. Yahu neredeyse bir asır oldu Fox TV her gün bu yayını yapıyor. AK Parti niye onları kapatmadı? Sahibi mi çok cesurdu? Madem reklamı yok, geliri yok, sıfır geliri olan bir kanal her ay düzenli bir şekilde milyonlarca lira para akıtıyor. Bu adam kafayı falan mı yemiş ya? Tamam Fox TV'yi de boş verelim. Basın özgürlüğü yok öyle mi? Bu ülkenin %99'u Müslüman. %52'si bu tarafa oy vermiş basın özgürlüğünün olmadığını söylemiş olduğunuz o basın 2021'in birinci gününde bir haber yapıyor. 2020'nin felaketleri diye. Gazeteyi biliyorsunuz. Sözcü gazetesi. Neymiş efendim 2021'in felaketleri? Ayasofya'nın açılmasıymış. Binlerce camisi olan her gün düzenli bir şekilde beş vakit ezan okunan bir ülkede Ayasofya denilen bir caminin açılması felaket olarak nitelendiriliyor. Manşetten veriliyor ve bu manşeti yapan taraf dönüp diyor ki bu ülkede basın özgürlüğü yok. Ben de dönüp diyorum ki Allah'ım benim bir parça beynim var o beynime sahip çık. Kafayı sıyırmak üzere sizin nasıl özgürlüğünüz yok? Bütün dünyanın gündeminde bir numara olarak mazlumların Ya Rabbi şükürler olsun diye el açmış olduğu bir hayır işine siz şer olarak bakıyorsunuz ya, sorduğumuzda Elhamdülillah Müslümanız diyorsunuz. Yani Elhamdülillah bir kere değil, Elhamdülillah'tır o. Sonra çıkıp Müslüman olduğunuzu belirtiyorsunuz. Sonra çıkıp bir avuç topluluksunuz, başörtüsüne saldırıyorsunuz. Sonra çıkıp ezan okuyan müezzin dövüyorsunuz. Sonra çıkıp hoca ağzıma ağzıma okuyor diyorsunuz. Sonra da çıkıp diyorsunuz ki biz bu ülkede özgür değiliz. Ya bu ülkede özgür olmayan bu taraftır kardeşim. Ayasofya'ya giden ben özgür değilim ya. Namazımı kılan ben özgür değilim. Bir de halkın sözcüsüymüş. Ya halkın sözcülüğünü yapan bu gazete acaba bilmiyor mu burası neresi? Biz kimiz? Ayasofya nedir? Ayasofya'yı kim kimden almış? Hristiyan alemi bu cümleleri kullanmıyor ya. Sizin vermiş olduğunuz o manşetin yanında fotoğrafınız belli. Toplumun her ferdine hakaret içerikli cümleleri Noel babanızın sırtına yüklemişsiniz. O fotoğrafla veriyorsunuz. 2021'in felaketler listesinde Ayasofya'nın açılması varmış. Bu manşeti atıp sonra da ekranlara Banyodan çıkıp bornozlarla saçlarınız ıslak bir şekilde basın özgürlüğü yok bu ülkede diyeceksiniz. Vallahi siz o pencereden öyle görebilirsiniz ama benim penceremde başınızdan aşağıya kadar buram buram yalan kokuyor. Her cümleniz yalan, her cümleniz iftira, her cümleniz hakaret, her cümleniz zulüm ya. Kanalın sahibi çıkıyor diyor ki kardeşim kanalımı ben kapattım. Ben HDP'ye güzellemeler yapacak yayının dahlinde olmak istemiyorum. O yüzden ben kapatıyorum. Milyonlarca lira zarar etmeyi göze alıp kapattım kardeşim. Ben bu işi yapmam. Siz de dönüp diyeceksiniz ki evet baskı yedi Cavit Bey. Cavit Bey de dünü çocuğuydu. Cavit Çağlar öyle kolay kolay gözü korkacak bir adam değil. Evet baskı yedim dese Cavit Çağlar dövecekler. Onun için başkasının üzerine palavra atmayı bırak. Bu ülkede dibine kadar basın özgürlüğü de kullanılıyor. Basın özgürlüğünün bir tık ötesine dahi geçtiğiniz oluyor. Basın özgürlüğü başkasının hak ve hürriyetine müdahale etmek değildir. Biz de basın mensubuyuz kardeşim. Kral gibi de ekranlarımız var. Biz buradan size yönelik hakaretler söylüyor muyuz? Size iftiralar atıyor muyuz? Bu palavralarınıza ne bizde de bu millet inanıyor. Kendinizi iş boşuna yormayın. Bu konuyla ilgili söyleyeceklerim gerçekten çok fazla ama biraz da ağzımı bozmak istemiyorum. Onun için videoyu burada kesmek istiyorum. Yeni bir videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın.